Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uzay aracı Perseverance 7 aylık yolculuğunu tamamlayıp Mars'a inişini başarıyla gerçekleştirdi. 1 ton ağırlığındaki araç Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.55'te Jezero adlı kratere indi. Kraterde milyarlarca yıl önce dev bir göl olduğu düşünülüyor. NASA, Burdur'da bulunan Salda Gölü ile Mars'taki Jezero krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu bildirdi. Twitter'da NASA Earth hesabından paylaşım yapan ajans, coğrafi açıdan benzerlikler taşıdığı belirtilen iki oluşumun görselini yan yana koydu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı. Mars'a geri sayım başladı. Perseverance'ın Jezero kraterine sadece bir gün sonra temas edeceğine inanmak öyle zor ki. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyeceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var. NASA uzmanlarının Salda Gölü'nde yaptığı araştırmaya dair sonuçlar yayımlandı. Salda Gölü'nden su altı mikrobiyalitleri, eski mikrobiyalitlerin açıkta kalan adası alüvyon yelpazesi, eski ve yeni mikrobiyalitler, tortul yüzeyleri gibi birçok fotoğrafa da yer verildi. Salda'nın Jezero krateri ile benzerliğine ilişkin yine şu ifadeler yer aldı. Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Ancak iki havza benzer mineraloji, jeoloji içeriyor. Aslında Salda Gölü, bir zamanlar bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero kriterinde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren dünyadaki bilinen tek göldür. Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Brian Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları kıyı şeritlerini ve çevresini incelemek için 2019 yazında Salda Gölü'ne gitmişti. Uzmanlara göre Jezero krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu ifade ediliyor. NASA tarafından 30 Temmuz 2020'de fırlatılan Perseverance uzay aracı Mars yüzeyine inmiş bulunuyor. Mikrobiyal antik yaşamı, Kızıl Gezegen'e insanlı görevin yollarını, Mars'ın iklim ve jeolojisini de araştıracak Perseverance'dan önceki Mars görevlerinde daha çok gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapıldı. Biyolojik yaşantının varlığı için geçmişteki şartların uygun olup olmadığına bakıldı. Bu soruya artık olumlu yanıt alınmış durumda. 2000'li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile yakın zaman için Curiosity, Mars'ın bir zamanlar daha sıcak ve ıslak bir gezegen olduğunu, daha kalın bir atmosfere sahip olduğunu ortaya koydu. Eğer bir zamanlar var oldularsa ilkel yaşam formlarının izini arayacaklar. Bunun için de bir zamanlar devasa bir göl olan Jezero'ya indirildi. Bu kurumuş krater gölünün Burdur'daki Salda Gölü ile benzer nitelikler taşıdığı düşünülüyor. Özellikle de mineralojilerinin Salda'daki hidromagnezit tortular, mikroplar tarafından aşındırılarak şu anki halini almış kayalar, okyanuslardaki resif veya mercan kayalıklarına benzeyen bu oluşumlara mikrobiyolit deniliyor. Bilim insanları Jezero kraterinde benzer bir oluşumun kalıntılarına rastlamanın gezegendeki geçmiş yaşam adına dev bir haber olacağını dile getiriyor. NASA'nın konuyla ilgili makalesinde Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz. Salda Gölü Türkiye ifadesi yer alıyor. Jezero krateri ismini Bosna Hersek'teki aynı adlı şehirden alıyor. Slav dillerinde Jezero adı aynı zamanda göl anlamına geliyor. 45 kilometre çapındaki kraterde kil ve karbonat dahil birçok kaya türü bulunuyor. Bunların içinde bulunacak organik moleküller geçmişe dair yaşam belirtisi anlamına gelecek. Kaliforniya Üniversitesi'nden gezegen bilimci Whitney Ellman, tıpkı dünyanın ilk yaşam formlarının araştırıldığı gibi Mars'ta mikrobiyolojik yaşam kalıntısı araştıracaklarını söyledi. Ellman, bu yaşam formlarının dünyada 3,5 milyar yıl önce yaşadığını biliyoruz. Cevabını aradığımız soru bunların Mars'ta da 3,5 milyar yıl önce göl diplerinde yaşayıp yaşayamadığı dedi.
beklenti Perseverance'ın yapacağı araştırmaların sonuçlarının dünyada alınacağı yönünde. Aracın elde ettiği kaya görnekleri başka bir araçla dünyaya geri getirilecek. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın milyarlarca dolar maliyetli ortak projesiyle daha küçük bir aracın 2026 yılında Jezero kraterine gönderilerek Perseverance'ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerini toplaması planlanıyor. Araç daha sonra yörüngeye çıkacak ve burada bir uydu tarafından yakalanarak ileri araştırmalar için dünyaya geri getirilecek. SpaceX hali hazırda Mars'a gidecek uzay aracının roket testlerini yapıyor. Amaç öngörülebilir bir gelecekte Mars'a insanlı uçuş gerçekleştirmek. Perseverance'da bu araştırmalar kapsamında Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinden solunabilir oksijen elde edilebilir mi sorusuna yanıt arayacak. NASA'nın bilim araştırmaları sorumlusu Dr. Thomas Zuckerman, eğer Himalayalar ve Alplerdeki bir jeolojik örneğin niteliğini gerçekten anlamak istiyorsak insanları oraya götürmeliyiz. Bu Mars'ta da aynı dedi. Ayrıca NASA sosyal medya hesabından Perseverance'ın Mars'a iniş anına ilişkin bilgiler de yayınladı. Paylaşımda Mars'a iniş bir gerilim, drama ve gürültü dalgasıdır. Sonrası ise toz temizlendiğinde huzur ve ihtişamdır ifadelerine yer verdi. NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mars'tan gelen ilk sese de yer verildi. Dünyamız çok önemli olan gelişmeler üzerine Mars'tan ilk seste uzay ajansı NASA'ya ulaştı. İşte o ses. Evet dostlar, Mars gezegenindeki krater ile Salda Gölü arasındaki bağlantıyı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına merakla bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza üye olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.